Ana yoldaydılar Cem abi. Buradan bir 10 kilometre uzaktaydılar. Miro? Sen mi buldun? Ay, iyisiniz değil mi? Ha? Bir şeyin yok değil mi Gülce'cim senin de? Rüzgar yüzünden çok terledim. Banyo yapmak istiyorum. Zeytin oldum ben, zeytin oldum. Bu senin, anne tacı. Sen mi yaptın? Ben yaptım, sana yaptım, sana yaptım. Gülce'ye de yaptım ama fırlattı attı. Çünkü kafama battı. Benim çok tuvaletim geldi. İlk önce tuvalete gideceğim, sonra da banyo yapacağım. Tamam anneciğim, gel gidelim, ben banyonu hazırlayayım senin. Gel. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, bir şey değil. Mira. Sağ ol. Sağ ol. Nereye gittiniz abicim siz? Neden buradan haber vermeden gittiniz? Çünkü Gülce çok akıllı abicim, bizi gezdirebilir. Minibüse bindik, sonra Güzel Foça Oteli'ne gittik. Biz bir sürü yürüdük, bir sürü, bir sürü. Güzel Foça Oteli'ne mi gittiniz? Niye gittiniz ki Rüzgar'cığım oraya? Ne var orada? Çünkü Gülce babasını kurtaracaktı. Korkma, merak etme. Sen ölmeyeceksin, Gülce seni kurtaracak. Yani niye böyle bir şey dedin ki? Niye Cem amcanın öleceğini düşündünüz? Ben Nimiro'ya sorayım. Belki Gülce ona bir şey söylemiştir. Baba, çocukları getirdim. Çıkıyorum hemen. Yarım saat bekletemez bizi tekneyi. Oğlum sen beni kurtar diye yalvarmadın mı? Ne yapıyorsun anlamıyorum. Baba biliyorum, biliyorum ama çocukları bırakamazdım. Yanlarında kimse yoktu, tehlikedeydiler. Mecbur kaldım dönmeye. Asıl tehlikede olan sensin. İki çocuk yüzünden hapse mi gireceksin? Baba, gerçekten bak ana yola çıkmışlardı. Ben olmasam başlarına bir şey gelebilirdi. Baba ne yapayım ya? Ne olur kızma bana. Bak şimdi çıkıyorum hemen. Tamam, acele etme. Bir saat daha kal orada. Ben yeni tekne ayarlayacağım. Baba, sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen benim elimden tuttun ya. Ben de sana layık bir evlat olacağım. Sana söz veriyorum. Miro? Ya kusura bakma. Kulak misafiri oldum. Çocukları kurtaracağım derken sen zora düşmüşsün. Hayatım boyunca bu yaptığını hiç unutmayacağım. Önemli değil Cem abi. Vedamız böyle olacakmış demek. Ben yurt dışına gidiyorum. Belki bir daha görüşemeyiz. Niye özledin? Bir sorun mu var? Bak eğer bir sorun varsa ben elimden gelen her şeyi yaparım. Siz geceye iyi bakın. O bana yeter. Bir şey soracağım. Gülce gelirken sana benimle ilgili bir şey söyledi mi? Niye öyle kaçmış? Seni bulması lazımmış, öyle dedi. Çok da anlamadım, karmaşık konuşuyordu ama bir şey izlemiş galiba. Siz mutlu olalım falan diyormuşsunuz. Ne? Ne izlemiş bu ya? Ne izlemiş? Gülce film izlemiş Özgür. Ondan benim hasta olduğumu düşünmüş. Nasıl izlemiş? Ben de anlamadım. Nasıl izlemiş acaba? Ne oluyor? Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Gülce galiba izlememesi gereken bir şey izlemiş. Babana ait sanırım. Zeytin oğlum ben, zeytin oğlum. Babanın hiçbir şey yok ki Boncu. Sen nereden çıkardın onu? Hem sen babanın İstanbul'da olduğunu biliyorsun. Niye Foça'da aradın ki onu? Hayır anne, babam İstanbul'da değildi. Güzel Foça Otel'deydi. Ah benim güzel kızım, yıkanmış mis gibi kokmuş. Oh, temiz pak olmuş. Biliyor musun Cem? Gülce senin hasta olduğunu düşünüyormuş. O yüzden seni aramak için evden çıkmış. Öyle mi? Siz Rüzgar'la bayağı bir yürümüşsünüz, yorulmuşsundur kızım. Sen yat. Yat bir dinle. Yok yok, bir yemeğini yesin, öyle yatar değil mi?
Yemek yemek istemiyorum, uyuyacağım. Heh. Hadi uyu kızım sen. Özgür, hadi rahatla biraz. Yani ilk başta evet çok korktuk ama şu an yanımızdalar. Evet. Gülce bağımsızlığını ilan etmiş. Artık Rüzgar'ı da yanına götürüyor. Ben bulmasam yoldan zor dönerlerdi. Sahip çıkmak lazım çocuklara. Haklısın. Yollar tehlikeli. İnsanları çarpıyorlar. Arkasına bile bakmadan kaçıyorlar. Kankacığım. Sen İstanbul'a gitmemiş miydin? Buradasın. Hayırdır? Bu akşam gideceğim. Kaçıyorsun yani buralardan. Merak etme, geri geleceğim. Emin misin? Abiciğim ben geliyorum. Abi Rüzgar'ın elini nasıl geçti bilmiyorum. Boş ver, olan oldu, boş ver, önemli değil. Senden rica ediyorum. Geceye hiçbir şey söyleme. Her şey, olan biten her şey aramızda sır gibi kalsın. Cem abi yapma. Hastalığını saklarsam gecenin yüzüne nasıl bakacağım? Hem Gülce de öğrenmiş. Saklama artık. Oğlum. Merda geliyor. Ha. Ah, Özgürcüğüm gidiyor musunuz? Bu ne ya? Bu nasıl kapı çalmak böyle? İyi günler. Cem Olgun'un evi değil mi? Evet. Aa, çok özür dilerim ya. Çocuklar bulundu. Ben size haber vermeyi unuttum. Çok affedersiniz, telaştım. Biz Emir Yıldız'ı arıyoruz Cem Bey. Burada olur bir kısmı. Emir Yıldız ben. Ceren Öztürk kazasında şüpheli olduğun için gözaltına alınıyorsun. Ziya, onu kurtaran kişi miydi o? Böyle bir şey yapma.